Arkadaşlar merhaba. Tarım Medya kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok merak edilen bir konuyla ilgili deneme yaptım. 4 dekarlık bir alanla karşınızdayım. Nedir bu merak ettiğimiz konu? Üst üste aynı yere buğday arpa ekilir mi? Verim nasıl alınır? La ilgili ben de çok araştırdım. Ama maalesef yeteri kadar bir bilgi bulamıyorsunuz. Eskilerden gelen bir konu var. O nedir? Üst üste aynı ürün aynı tarlaya ekilmez. Yani onlar da muhakkak denemişler ki böyle bir şeyle önümüze çıkıyor. Şöyle, ben bu tarla hani başka bir şey ekemiyorum. Üst üste aynı ürünü ekmek zorunda kalıyoruz. Neden? Çünkü tarlada su yok. Bir de kıraç tabir ettiğimiz bir alan arkadaşlar. Şimdi bu alana ben burayı herk ettim. Geçen sene burası arpaydı. Belki videolarda izleyen arkadaşlar hatırlar. Buraya arpa dikmiştik. Neonis cinsi bir arpaydı. Yani güzel de verim aldık ama istediğimiz gibi besleyemedik. Geçen sene çok fazla yağmur yağdığı için bu alanda da, şu an bulunduğumuz alanda da su duruyor arkadaşlar. Yani buraya çok fazla daban patlatan, zaten izlerden belli oluyor. Daban patlatan çekmeme rağmen yine de su duruyor. Bu sene, geçen sene giden daha fazla daban patlatan çektim. Sık sık arayla. İşte buraya ne yaptım? Geçen sene arpadan sonra nadasa bıraktık. Herk ettik. Çiftini sürdük. Sonrasında bir ot yeşerdi arkadaşlar burada. Çiftten sonra. Sonra tekrardan bir daha ikileme yaptım. Sonrasında kazaya diye bölgemizde tabir edilen tarım aletiyle kazaya çektim. Üzerine arkadaşlar dönüme 5 litre fülvik asit uygulaması yaptık. Organik madde miktarını biraz daha arttırmak için toprağa. Sonrasında 20'ye 20 çinkolu kükürtlü İgidaş'ın en yüksek kükürt miktarı o gübrede var. İgidaş'ın 20'ye 20 çinkolu 20 kükürtlü ürünlü yaklaşık dekara 35 kilo toprak altı gübresine attık. Sonrasında arkadaşlar tekrardan kazaya ile bunu karıştırdım. Sonra ekime bıraktım. Yaklaşık bir 15 gün gübre ve humik asitle beraber toprak altında kaldı. Sonrasında dönüme 30 kilo falodo buğday tohumu attık. Şu anlık görüntü güzel. Yani geçen sene arpadaki görüntüden daha güzel bir görüntü var. Otumuz da var. Yulaf çıkmış. İşte arkadaşlar, yani üst üste ekilmez dememizin gerçek sebeplerinden bir koparamadım. Şurada yine var. Bu yulaf. Yani burada işte yulafın olduğunu kanıtlayan yulaf tohumu. Şurada görüyorsunuz. Yulaf çıkıyor arkadaşlar. Bunun da çaresi var. Yani artık şu soğuk havaları, yağışlı havaları atlattıktan sonra buraya ilacını atacağız. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Şöyle bir kök yapısını inceleyelim. Bir bakalım. Yani gayet kardeşlenme vesaire çok güzel arkadaşlar. Yani ben bu falodon, bu kardeşlenme yeteneğini çok beğeniyorum.
Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi yani saçaklar çok güzel. Boğum gayet kalın. Arkadaşlar kardeş sayısını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, şurada bir tane daha oluşuyor. 6. Yani 6 kardeş yapıyor. Bu çok iyi bir rakam. Yani yerli tohumlarda görüyoruz bu kadar kardeşlenmeyi. Özbeyaz atı tohumlarında çok fazla kardeşleniyor bildiğiniz gibi. Yani falado da çok güzel kardeşleniyor. Yani burası çok, dediğim gibi, üst üste ekim yapılan bir alan. Üst üste ekim yapıldığı için yani toprak tabii yeterince aynı bitkiyi besleyemiyor. Ama hep beraber göreceğiz arkadaşlar, verimi ne alacağız. Şimdi Şubat ayındayız. Şubat sonu, Mart başı. Yani Mart'ın büyük bir ihtimal ilk haftası. Buraya yaklaşık 15-20 kilo arası üre gübresi atacağım. O zaman da paylaşacağım durumunu sizle. Hani bir ay sonra gübreleme yaparken bir video paylaşacağım. Bu sene havalar çok uygun gitmedi. Kurak gitti. Yani bitki çok fazla gelişemedi. Yani mesela bugün bakıyorum, yağmurdan sonra bayağı boylanmış. Yani şu yapıyı, şu boylanmayı 15-20 gün önce görseydim, o havaların güzel olduğu zaman da görseydim, buraya amino asit, çinko, yani belki 3-20 yaprak gübresi uygulaması yapılabilirdi. Ama bundan daha küçüktü yani, ya 20 gün önce daha küçüktü. O yüzden amino asit zarar verebilir bitkinin gelişimine. Çünkü belli bir gün geçmesi gerekiyor. Bitkinin belli bir yapıya gelmesi gerekiyor. Amino asit uygulaması yapması için. Ama ot ilacıyla beraber o uygulamaları yapacağım. Yani bu sene ot ilacıyla yapacağız o uygulamayı. Bakalım arkadaşlar, hep beraber üst üste aynı ürün, aynı tarlaya. Burası 5. kez arkadaşlar. Yani 5. kez aynı ürün ekiliyor. Aynı ürün ekildikten sonra ki verimini hep beraber göreceğiz inşallah. Ben dediğim gibi şu anki gelişiminden gayet memnunum. Buranın ekim tarihi 27 Kasım. 27 Kasım'da ektik burayı. Yani gayet başarılı. Bakalım seneye burayı, eğer ki bu buğdaydan verim alırsam, seneye yan taraf da inşallah bizde olacak. Orada da 4 dekarlık bir alan var. Bu sene bazı sıkıntılar oldu. Neyse arkadaşlar, o bölüm önemli değil. Bir dahaki sene inşallah burası 8 dekarlık bir alanı yine aynı cins ürünle sizlerle paylaşacağım. Bakalım hayırlısı. Hepinize bol bereketli bir yıl diliyorum. Umarım kış çok verimli geçer. Bol yağmurlu, bol karlı. Tarım Medya kanalını takip etmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı, bol bereketli yıllar diliyorum. Görüşmek üzere.